Başakşehir yenilsek de dedi hani bir puan da alsak. Bak işte o ülke puanına kaldı. Çıktı en iyi takımıyla oynadı. Kazanmak için her şeyi yaptı. İşte Alexis'i çıkardı. Dembaba'yı öne attı. Tam zamanında yani. Hı hı. O Kamburuk çok akıllı bir. Yani daha önce bunu oynasa, birinci dakikadan beri bunu oynasa belki farklı bir şey olabilirdi. Ha yani Bayern Münih maçının hem fiziksel hem mental yorgunluğu vardı. Mönchengladbach'ta ama gidiyorsun orada full 40 bin kişinin önünde oynuyorsun. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Ama tabii alışkın. Bize her yer deplasman Başakşehir için. Yani hakikaten elinizde iki tane doğru giden program var. Biri milli takım, biri Başakşehir. Ama Başakşehir bu programı sürdürülebilir başarı olarak devam ettirebilmesi için ne yapması lazım? Bunu düşünmesi lazım. Yani burada UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale daha ötesine gidebilir veya hemen bu turda elenebilir ayrı mesele. Ama Aralık'ta havlu atmadık onlar sayesinde. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani Kıbrıs Rum kesimi yanlış anlaşılmasın, hak eden yoluna devam et. Küçümsemek için söylemiyorum ama yani hani kendimizi çok başka yerlerde görürken küçücük ülkelerin takımları bile yoluna devam ediyor. Onlar kadar takım koyamıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi pazartesi günü 15 takımın 3'ü Alman. Yine %20 Alman takımıyla elenme olasılığı, eşleşme olasılığı var Başakşehir'in. Ama dediğim gibi yani oradan gelecek her takımı eleyebilir. Elenebilirdi ama en azından orayı bize gösterdi. İkinci turu gördük en azından bir takımla da olsa. Yani Başakşehir'e seviniyoruz ama çok da kulüpler bazında sevinecek bir durumumuz yok yani. Erozyon. Yani Avrupa Fatih'i Galatasaray 32 maçta 2 dün yani o istatistik gelince hani bir kez daha o olay böyle kafamıza vuruldu. Yani UEFA şampiyonu çıkardığımız bir kulüpten bahsediyoruz. Yani UEFA şampiyonu, tek UEFA şampiyonumuz son 32 Avrupa maçında 2 galibiyet alabilmiş. Aynen öyle. Yani hani bu erozyon, finansal kriz vesaire çakılmış durumda kulüplerimiz bence. Hı hı. Dün Mert hakikaten inanılmazdı. Hele bir birken çıkardığı iki tane top var. Evet. Kırılma anı bence o. Hele bir tane sağ çapraz altı pastan büyüdü resmen yani çıkardı kornere. Bütün dediğim gibi yani üst üste geldi ama inancını kaybetmeden 90'a kadar ki 90'da vurdu yani 90. dakikada atıyorsun. Evet. Grup maçlarının son dakikasında atıyorsun. Tabii. 6 maçın sonunda o inadı gösteriyorsun. Onun için alkışlamak lazım. Tabii burada biraz da Okan Buruk'a da herhalde tabii, parantez açmak bence gerekiyor. Çok akıllı yükselen oldu. Bir performansı var. Onun da kötü bireysel de başladı olarak biliyorsun yani. Şeye geleceğim. Hem Çaykur Rize hem Akhisar Spor daha sonrasında Medipol Başakşehir. O da teknik direktörlük kariyerinde kendini ya, yavaş yavaş kanıtlamaya bir kere başlayan bir isim. Sen oynadığı yılları hatırlar mısın? Çok az. Bir kere çok çalışkan ve zeki bir oyuncuydu. Yani hakikaten problem çözebilen bir oyuncuydu. Sonra kariyerine Avrupa kattı. İşte Inter'e gitmişti Emre ile beraber. Avrupa gördü. Çok iyi teknik adamların yanında uzun süre görev yaptı. İş ciddiyeti var. Evet. Dediğim gibi oyun aklı hem oyuncu olarak hem teknik adam olarak belli bir seviyenin üstünde. Yani dün özellikle Dembaba hamlesiyle bir şeylerin ateşini yaktı yavaş yavaş. Yani sanki böyle o pusuda beklemiş orayı. Yani hatta 0-0 götürmeyi o dakikalara planlamış ama tabii biraz da işte şans orada. Son Merino hatayı yapması ve son dakikadaki gol sürpriz değildi bence. O sürprizdi. Çünkü son dakikada gelen golden önce 3 tane pozisyon var ceza sahası içinde. Crivelli'nin ve Dembaba'nın bir tane, Crivelli'nin 2 tane. Evet. Yani o golün hissettim mi yani geleceğini? Seyreden herkes hissetmiştir. Yani atacağını hissettirdi. Ama dediğim gibi sonuna kadar savaşması çok önemliydi ve şu anda yani hani bir yerden tutunduk. Evet. Aralık'ta pes etmedik en azından.